Biz Ortaslı köyün, yani eski köyümüzde buraya göç ettik. Çünkü oradaki askerler her gün işkenceydi. Böyle ne diyeyim, bize işkence, zopayla vuruyordu. Sonra biz oradan dedi buradan göç edin. Burada size yaramaz, geçin bu köye gelin. Biz de göç ettik. Ben sabah olunca 7'ye çeyre geçince ben bir baktım pencere, benim halam bayıldı. Ben dedim Allah'ım bu işte bir şey var. Böyle kolsuz elbisemle gittim caddenin üzerine baktım. Herkes ağlıyor. Herkes perişan. Eskiden o kadar güzeldi bu köy. Ama şimdi bu olay olduğundan beri her şey var. Acı var, öfke var, kahır var. Her şey var. Artık bizim için hayat yok oldu. Bu acılı günlerimizde o kadar bize kötü davrandılar ki biz protestoya falan gitti, yürüyüşe çıktığımızda bize diyorlardı çıkın gidin buradan. Gidin evlerinize gidin. Biz diyorduk biz çocuğumuzun abilerimizin faillerini istiyorlardı. Annemler Diyarbakır'a gitti, Ankara'ya gittiğinlerde o Erdoğan onu hiç vicdansızlamıyor mu? Gelsin çocuğunu bu köye koysun. Çocuğu da kaçakçılığa gitsin. Bakalım öldürecek mi? Onu hiçbir zaman vicdanı sızlamıyor. O hangi yüzle o kürsüye çıkıp da rahatça konuşabiliyor? O hangi yüzle sımsıcık yatağında rahat uyuyabiliyor? Ama bazıları sımsıcık yatağında rahat uyuyamıyorlar. Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz sabaha kadar gözleri uyku girmiyor onlar için. Ne zaman ne gelecek? Soğuk mu? Aç mı? Susuzlar mı? Ya avukatlık olmak istiyorum ya da hakim. Çünkü ben avukatlık hakim olursam bütün sabah gece onun böyle o adaletin peşinde olacağım. Bu olayın peşinde olacağım. Hamim mehvalinden molpa sayacak, patrınca dedi ki etkide verildi. Hacı otun aramal hayatı. Her şeyimizi bizim abim. Benim abim 19 yaşındaydı. Okumuyordu. Ama işte geçim babam hiçbir iş yapamıyordu. Abim de evin geçimini gidermek için de bu işi yapıyorlardı. İnanın ki eğer bir mağaza olsaydı, bir fabrikatör falan olsaydı abimle beraber bu 34 kişi de aynı o işi yaparlardı. Ama ne hiçbir şekilde ne bir mağaza ne bir fabrika hiçbir şekilde olmadığı için o zorlu koşullarda, o çetin yollarda kaçakçılık yapıyorlardı. Benim abim suç işlemiyordu. Ben hiçbir şekilde bunu asla kabul etmiyorum. Benim abim ile bu 34 kişi, bu 34 parça, 34 fidan benim abimle birlikte sınıra gidiyorlardı. Oradan geçimini gidermek için günlük 150 TL ya da 200 TL falan alıyorlardı. Ben 10 yaşında olarak ve hala 10 yıldır geçmesine rağmen dünkü gibi hatırlıyorum abimi. Her şeyi hatırlıyorum. Yaşadığımız acıyı, annemin yaşadığı acıyı hiç kimse bilemez. Onun ağladığını hiç kimse bilemez. Babamın ne yaşadıklarını, ailemin ne yaşadığını hiç kimse bilemez. Sadece acı çekenler bilir. Suç öldürmek değildir. Suç işlersin, tamam cezalandırırsın. Hapse atarsın, tamam. Ama öldüremezsin. Bu bir tavuk değildi, bir eşya değildi. Bu bir hayvan bile değiller ya. 34 can, 34 yürek. Ben devlet olarak şöyle düşünüyorum. Ben de bir çocuk olarak, ben de bir 34 kişiden, yani onun bir ailesi, bu 34 kişiden abimin ailesi olarak ben şunu söylemek istiyorum. Evet biz çocuktuk ama yaşadığımız acılarla biz artık şu an 40-50 yaşındayız. Yani öyle hissediyorum. Abimin adaleti er geç gelecek. Ama bakıyorum ki adalet gelmiyor bu Türkiye. Benim
adaletim yukarıdan. Yani Allah'ta. Allah abimin adaletini, bu 34 kişinin adaletini verecek. Biz sadece adalet istiyoruz. Bizim yatan abilerimiz, yatan kardeşlerimiz, yatan yani her bir annenin bir evladı, bir yüreği, bir canından bir parçası. Biz sadece adalet istiyoruz. Adalet gelsin artık, yeter diyoruz. Ben yani yatan benim abim. Yani o şu an yanımızda yok. Yani 10 yıl geçse bile 10 yıldır hala yaşadığımız acı hala devam ediyor. Gözyaşımız hala sürüyor. Bundan sonra bir çağrım, ben adalet talep ediyorum. Benim abimi de hakkı adalet istiyor. Benim de hakkım adalet. Ailemin de hakkı adalet istemek. Ben de bu yatan yani 34 kişinin, 34 parçanın adalet, yani adaletini istiyorum. Bu adalet yani tam faili meçhul diyoruz. Ama işte bunu yapan cezalandırmasını istiyorum. Mesela bir suç istiyorlar, direkt hapse içeriye koyuyorlar. Suçsa cezalandırılmalı. Yani katlediyorsunuz, bombalıyorsunuz. Yani hiç olmamış gibi davranamazlar. Roboski öncesine gidersek mutluluk, sevinç, yani her şeyimiz, yani hiç yaşamadığımız duygular içerisindeydik. Ama Roboski'den sonra ise yani üzüntü, sevinçlerimiz yerine üzüntülerimiz, acılarımız yerine kahırlarımız oldu. 10 yıldır siyahın içindeyiz ve 10 yılda o siyahın içinde büründük biz. Hamim mehvalinden bolca sayıda patrindir yedip.